Yiğit Bulut'un köşe yazısı. Recep Tayyip Erdoğan başkan olmalı diyor Yiğit Bulut. Tez cümlemi sebep-sonuç ilişkisi içinde ele almaya geçmeden bazı tespitler yapmak istiyorum. 1. Gösterge faizi altılı rakamları test etti. 6-9 arasında taban oluşturmaya devam ediyor. 3 ayda %50 net faiz verdiğimiz günlerden bu rakama gelmek başlı başına bir inceleme konusu. Bu sadece ekonomik bir başarı değil. Finansal Ergenekon'un yok edilme yolunda olduğunun göstergesi, daha açık ifadeyle 1946 sonrası kurulan kanımızı emen küresel yerel yerleşik sistemin kanülerinin sökülüp damarımızdan atılması. 2. Türkiye'de devlet var algılaması yeniden tesis edildi ve Türk vatandaşları devletin istediği anda herkesten, her kurumdan, her şirketten, her zümreden güçlü olabildiğini örnekleriyle yaşayarak gördü. Dokunulamaz denen herkese, her kendini adam sanana dokunuldu ve herkes şunu gördü: en güçlü irade devlet. Türkiye'de belli bir dönem hakim olan medya grubu, devlet bizim kontrolümüzde algılaması yaratmış ve manipüle ettiği koalisyon hükümetleriyle sapla samanı birbirine karıştırmıştı. Özellikle 2007 sonrası Türkiye IMF boyunduruğundan kurtulunca her şey yerine oturdu. Medya işini yapmaya, hükümetler kendi alanlarında yoluna devam etmeye başladı. Halkın seçtiği başbakanları, don gömlek karşılayıp hakaret eden medya baronları gitti, yerine devlet karşısında haddini bilen patronlar geldi. 4. TÜSİAD'ın eskisi gibi at oynatmasını bırakın, kastını aşan tek cümle söylememesi gerektiğini çok iyi idrak etti. TÜSİAD'ın oyuncağı olan devlet modeli çöktü, yerine herkese yerini bildiren güçlü yapı geldi. 5. Yerli savunma endüstrisi ayağa kaldırıldı ve yangın söndürme planı dahi dışa bağımlı olan silahlı güçlerimiz ihtiyaçları yerli üretimle karşılanmaya başladı. 2007'ye kadar bizim görünen F-16'larımızın uçuş kartları dahi İsrail kontrolündeydi. Türkiye kendi silahını ürettiği gibi dünya pazarına en çok ihracat yapan 8. üretici oldu. 6. İsrail ve yurt içi uzantılarına One Minute dendi. Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'da liderliğini ilan ederken yeni dünya düzeni eşliğinde emperyal genleşen Türkiye modeli hayata geçirildi. Bugün ağır saldırı altında olmamız bu modelin kurulamadığı anlamına gelmez. Bir kurt peşinde 100 köpek dolanmadıkça kurt olamaz. 7. Türk sermaye ve finans piyasalarında oynanan oyunlara dur denirken yerleşik düzenin çarkları kırıldı. 2007 öncesi, özellikle 2001-2003 arasında Türkiye'de hükümetler finansal manipülasyonlarla düşürülebilir durumdayken bu yapı tamamen ortadan kaldırıldı. 8. İçeride yerleşik düzenin kullandığı mafya, terör örgütü, hücre yapılanması gibi unsurlara emniyet ve asker tarafından büyük darbe vuruldu. Bu darbenin vurulmasının arkasında yatan tek gerçek, Başbakan Erdoğan'ın dimdik sonuna kadar arkalarında durmasıydı. Bu davranış daha önceki başbakanlarda görmediğimiz çok önemli bir özellikti ve devlet çarklarına hayat verdi. 9. 1990-2001 arasında yapılan inanılmaz doğalgaz anlaşmalarıyla Türkiye'yi gaz bağımlısı kılan hükümetlerin attığı imzaları dengeleyecek şekilde yerli enerji kaynaklarıyla üretim öne çıkarıldı. Bağımlılık projelerine karşı TANAP başta olmak üzere yeni boru hatları tesis edilme yolu seçildi. 10. Türkiye'nin petrol şirketlerinin tekelinde olan karayolları politikası tamamen değiştirildi ve duble yollarla adeta bir mucize yaratılırken demir yollarında Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki ivme yakalandı. Yabancı petrol şirketleri 50 sene Türkiye'ye demir yolu yaptırmadılar gerçeği kırıldı ve yeni bir gerçek tesis edildi. 11. Sağlıkta aile hekimliği başta olmak üzere çok önemli adımlar atıldı. Üreticilerin ecza depolarının ve eczanelerin stok imkanlarıyla fiyatları yukarı çekmesi engellendi. İlaç sektöründe %50 üzerinde fiyat düşüşleri oldu. 12. 2007 sonrasında Rumların önünde eğilmezsen bu iş olmaz diyen Avrupa Birliği'ne yol verildi ve istedikleri hiçbir taviz verilmezken adeta varmış gibi yapılarak ipe un serildi. Çok doğru bir adımdı. Menderes asıldıktan sonra ilk defa bir başbakan Menderes'in atılmasıyla elinden düşen bayrağı aldı ve Şangay diyebildi. Sevgili dostlar, kanımızı canımızı emenlere dur dendi, daha onlarca adım, yüzlerce madde yazabilirim. Bu hamlelerin hepsinin arkasında inanmış, inatçı kişiliğiyle duran tek bir isim vardı: Recep Tayyip Erdoğan.
o dimdik durmasa Edirne'den Hakkari kırsalına kadar görev yapan memura yap arkanda devleti yöneten siyasi otorite olarak biz varız demese inanın bu adımların hiçbiri atılamazdı. Kan emici kuruluş ve bireylere yeter denemezdi. İşte bu gerçeklerden yola çıkarak şu parti bu parti detayına girmeden sadece şunu söylüyorum. Bu yolun arkasındaki irade olan Recep Tayyip Erdoğan başkan olmalı ve başlanan kavga bitirilerek Türkiye kuruluşunun 100. yılında tam bağımsız, özgür, güçlü bir cihan devleti olarak yoluna devam etmeli. Sonuç, Erdoğan yerleşik düzeni yendi. Rubikon'u geçti, hedefe varmak üzere. Bu yolda hedefe başkan olarak varmalı ve Türk milleti için ortaya koyduklarına millet de başkanı sıfatıyla cevap vermeli. Son söz, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içerideki dışarıdaki yerleşiklerinden, sülüklerinden, pisliklerinden tam arınması adına en az bir dönem daha tek başına muktedir olmalı. Bütün siyasi kaygılardan, kafa karıştırmalardan ve yaratılan ortamda ortaya çıkan duygu ve düşüncelerinizden arınarak yapılanları bir daha düşünün, bana hak vereceksiniz. Başkan, düş önümüze, atalım son adımları da birlikte diyor Yiğit Bulut, Star gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında. Devam edeceğiz ama araya hemen bir...